Evet. Şimdi program bizi yayına bağladı. Hmm, okay. Ark arkadaşlarım hepiniz hoş geliyorsunuz. Hmm. Gelenler bize lütfen ses bildirimi yaparlarsa ses nasıl geliyor? iyi mi? Ee, ona göre yayın akışı devam edecek. yavaş. Hey evet. Ses geri bildirimi. Ses geri bildirimi bekliyoruz. Süper. Ses 1 2. Ses 1-2, ses 1-2. Enes'in sesi de güzel mi arkadaşlar? Deneme 1-2-3, T-T-T-S. Ah. Çok güzel bir sesi var falan. <gülüyor> 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 Mükemmel. Tamam, evet. Arkadaşlar hepiniz ıı, hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş yayına başlayacağız. Bugün sizlerin karşısına The one and only olarak tabir ettiğim <gülüyor> Enes, <gülüyor> özel e, bizimle beraber olmayı kabul etti çok güzel e, bir yayın akışı e, hazırladık özellikle benim sorularım bomba gibi sizin de katkılarıyla e, katkılarınızla böyle değişik bir e, soru havuzu oluştu ben de o soru havuzu ile birazdan başlangıcımı <laughs> yapacağım. Arkadaşlarımız da beklemiş şikayet ediyorlar. Çok bekledik artık falan falan evet, evet, diye. Beş dakika. Beş dakika. Beş dakika. Biz de kendi aramızda böyle biraz plan evet. yaptık, bazı şeyler konuştuk. <laughs> Bundan sonrasında herhangi bir aksam olmadan devam edeceğiz. 60 kişiye ulaştık zaten. Hızlı bir şekilde de artıyor aramıza katılıyor arkadaşlarımız. Enes hoş geldin öncelikle ve beni kırmayı borçlu olduğun için de çok teşekkür ederim sana. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, seni kırmak ne demek? Ayrıca Sesim keşke daha güzel olsaydı da böyle güzelce bir şeyler söyleseydim etseydim öyle bir imkanım yok <laughs> kusura bakma o yüzden. Hayır, hayır. Sesin çok 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 iyi geliyor ses kaliten de mükemmel ee, ama saatler ilerledikçe daha böyle mayışmış bir böyle daha tok bir ses tonuna doğru dönebiliriz çünkü yayın ne kadar sürecek ne kadar uzun sürecek bir fikrimiz yok. Enes'le anlaştık. Ne kadar gidebilirsek gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu akşam. Böyle absürt saatlere kadar da de devam edebiliriz. <laughs> Bizi sararsa devam ederiz. Evet. evet. Bakacağız o, duruma o, göre. Okan Bayülgen'e bağlarız sonra. Aynen. Okan Bayülgen'e bağlayabiliriz. Böyle gece yarısı sohbetlerine bağlayabiliriz. Hazır olun buna da. Şimdi Telegram grubunda yaptığım anketler sonucunda zaten psikiyatri en çok talep edilen bölümlerden, en çok merak edilen bölümlerden bir tanesi. E, belli ki birçok arkadaşımız bunu düşünüyor. Zaten yayından önce soru talebinde de çok inanılmaz bir ilgi oldu. Teşekkür ederim e, arkadaşlar çok fazla mesaj attınız. E, buradaki sorulara da baktım bir triyaj yaptık sorular arasında ve e, bir soru havuzu oluştu. ve e, Ben üç bölüme böldüm aslında e, soruları, üç ana başlığa böldüm. E, ilk başlıkta psikiyatri kimler yazmalıdan birazcık konuşacağız. Hani kimler psikiyatri yazabilir, kimler evet. uzak durmalı psikiyatriden. Daha sonra asistanlık eğitimi e, ve işte genel psikiyatri eğitimiyle ilgili konuşacağız. Üçüncü bölümde de hani birazcık daha özele kayacağız. İşte yurt dışıydı vesaire e, böyle birazcık da psikoterapiden belki gerçi diğer bölümlerde de biraz konuşacağız. Ama böyle değişik başka konular, diğer konular diye tabir ettiğim e, özellikle konulara geçeceğiz. Şimdi Enes, ilk sorumla başlamak evet, istiyorum. Hazırım. Hazırsın hazırım. tamam, süper. Şimdi ilk sorum klasik bir soru. Evet. Her yayına bununla başlıyorum. Çünkü bu gerçekten benim de merak ettiğim bir soru oluyor. Bunca bölüm varken, bu kadar bölüm varken ne psikiyatriyi yazdın? Ne çekti seni? Hmm. Bu cevabı çok geniş olan bir soru. Tabii ki kişisel bir şey olduğu için öyle cevaplayacağım ben de. <laughs> Ben aslında enteresan şekilde az önce bir benzerini konuşuyorduk. Ben tıp fakültesine girdiğimde çok fazla kendimi de tanımıyordum. Bilmiyordum da bazı şeyleri ve kardiyoloji açıkçası sadece düşünüyordum. Kafamın bir köşesi de vardı ama kendimi hiç böyle kalp doktoru olarak da vesaire hayal etmedim. Sonra bazı böyle değişimler, bazı dönüşümler ufak da olsa yaşadım hayatımda ve dedim ki Acaba doktorluk tam da bana göre değil mi? Hani kafamda böyle ufak bir soru işareti oldu. Ve bir yandan da e, bazı böyle işte sosyal okumalar, antropolojik okumalar ya da işte psikolojiyle ilgili okumaların çok ilgimi çekmeye başladığını fark ettim. E, dolayısıyla o pozitif bilimin katı işte pozitifliğinden biraz uzaklaşıp hayatta diğer yerlere de birazcık daha alan ayırmam gerektiğini ve diğer alanların da olduğunu keşfettikten sonra biraz da işin içinde hafif romantizm de var. O yüzden psikiyatriye doğru e, kaydım açıkçası. E, biraz şey gibi bu. Hani tıp fakültesi, bu duyguyu yaşayanlar var ya tıp fakültesi okuyup ya ben acaba doktor olmasam mı ama buraya kadar da okudum deyip <laughs> e, ama geri dönüş yok artık. <laughs> geri dönüş yok yapılabilir ama herkes onu yapamaz. Ben yapamazdım ve e, hani o doktorluğun getirdiği bazı şeyler var. Onlardan vazgeçmek istemiyorum. Ama e, bir yandan doktor da belki olmak istemiyorum. O ikisi arasında bir yere kayıyor psikiyatri. Hem doktorsun hem doktor değilsin. işine de gelir. Geldiği zaman doktorsun gelmediği zaman doktor değilsin falan. <laughs> Ee, ben dolayısıyla o yüzden seçtim e, psikiyatri. Hani insan zihnine olan merakım ya da işte o nöroanatominin şeylerine de e, okumalarında da böyle çok ilgimi çekmişti zaten. E, bu ikisi beraber birleşince işte e, psikolojiye ve zihne olan merakım ve dediğim şeyler Türkiye'nin şartları, doktorluk vesaire. Bu ikisi sonrasında psikiyatri istediğime karar verdim ve tuz tercihlerimde ikinci ikinci kez iki kez girdim tusa bütün tercihlerim hep psikiyatriydi. Hepsi psikiyatri oldu. Alternatifini hiç düşünmedim. Hani 6. sınıfta internken hani dedim acaba başka bir şey mi yazsam vesaire. Niye hiç düşünmedim. Oraya kanalize bir biçimde ilerledim biraz. O şekilde seçtim yani. Süper güzel. Gideniz bir tercih gibi olmuş son dönemde. <laughs> evet evet biraz öyle gibi oldu <laughs> ilk etapta. Süper. Şimdi çok sorulan çok fazla soru gelen bir konuya girmek istiyorum. Bu benim de merak ettiğim bir soru ee, psikiyatriye uygun olan yani bir psikiyatrist olmak isteyen bir kişi de e, bu işe uygun olan ya da uygun olmayan e, özellikler olarak gördüğün bazı noktalar var mı? Bunu da şuradan aslında bu soru kökeni alıyor. Birçok arkadaşımız işte ben şöyle bir insanım ben böyle bir insanım acaba e, psikiyatri e, yapabilir miyim yapamaz mıyım? Mesela işte bunun en tipik örneği ben çok hassasım diyenler hmm. olmuş. Ben çok anksiyetik bir insanım. Ee, ben çok fazla empati yapıyorum. Diğer insanların yaşadıklarından çok fazla etkileniyorum. Çok hızlı etkileniyorum. İşte bu benim hayatımda acaba kötü bir e, imprint bırakır mı? Böyle kötü bir imaj bırakır mı? E, çok hassasım vesaire vesaire gibi. E, böyle insanların endişeleri var anladığım hmm. kadarıyla. Gelen mesajlardan bu e, sonucu çıkarttım. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Bence şöyle şu insan psikiyatri yapmamalı diyebileceğim tek bir hani profil vardır. O da hani karşıdaki insanı anlamaya çalışmaktan yorulan bir zihniniz ya da bir yapınız varsa bu psikiyatri için uygun olmayan bir zihin yapısı. Hani ya ben bu insanı dinlemek istemiyorum, anlamak istemiyorum. Senin derdinden ne gibi şeyler hissediyorsan, ki bazı bölümler onun için uygun aslında. Hani gir müdahale yapacak gibi. O tip bir zihin yapısına sahipse kişi psikiyatri seçmeyebilir, ama onun dışında herhangi bir şey işte şu seçmesin, şu seçsin çok açıkçası diyemem çünkü hem kendim hem arkadaşlarımdan da gördüğüm kadarıyla da e, toplumun içinde her tip olduğu gibi psikiyatristlerin içinde de her tip var. Yani dolayısıyla o dediğim prototip hariç diğer herkes psikiyatri seçebilir. E, i̇kincisi olarak bana da e, o sana sorulan şey de bana işte öğrenci arkadaşlar çok soruyorlar. Ben çok hassasım, çok işte. ...empati çok yapıyorum, şöyle yapıyorum... ...gibi gibi hassasiyetler oluyor. Şöyle aslında, şimdi burada... E, ...bu arada benim anlatırken çağrışımlarım... ...çok gevşeyebilir, çok gevşerse beni şey yap... ...hani <laughs> soruda, tamam. ...evet aynen sorudan uzaklaşıyorsun diye söyle. <laughs> e, şöyle bir... E, ...şimdi... ...empati yapmak zaten bizim işimizde önemli bir şey. İlaç da yapılsa, psikoterapi de yapılsa... ...bizim işimizde çok önemli bir şey. Dolayısıyla... O fazla empati dediğimiz şeyi psikiyatri eğitimi boyunca, asistanlık eğitimi boyunca zihin e, o karşı taraftan aldığınız yük'e, danışanınızdan aldığınız yük'e bir profesyonel sınır koymayı öğreniyor. Yani bir hastayı poliklinikte dinlerken, terapi odasında dinlerken, yani bir e, yardım için gelen bir kişiyi dinlerken e, yaptığınız dinleme ile sosyal bir dinleme tam olarak aynı olmuyor ve zihin bunu bir yerden sonra zaten ayırt etmeye başlıyor. Hani arkadaşınızla konuşurken onun derdini ayrı. ...danışanla konuşurken, hastayla konuşurken ayrı bir yaklaşım sergiliyor ve... ...bu tabii ki şu demek değil, danışanın, hastanın şeyini zihninizde taşımıyorsunuz demek değil ama... ...kendi derdinizle ya da kendi ruhsal yapınızla daha az teması oluyor bu şeylerin, anlatılanların ve yüklerin. Ha hiç olmuyor, kesinlikle diyemem. Hani birçok hikayenin altında olup eve çok yorgun gittiğimiz ya da işte atıyorum araba sürerken dikkatinizi çok daldığı da zamanlar oluyor... Ee, ama bu empatinin çok olması, anksiyetenin çok olması vesaire engel değil. Bilakis e, psikiyatri karşı tarafa saygılı bir merakı e, şey duyduğu için, hani ihtiyaç duyduğu için, böyle bir şey ihtiyaç duyduğu için bu güzel bir şey. Ee, bir işte zihin buna sınır koymayı öğreniyor. İkincisi de kişi anksiyeteli ise işte çok empati yapıyorsa kendisiyle de ruhsal yapısıyla da ilgili bir sorun varsa bunu da anlamayı belki kolaylaştırabilir. Bu da hani bu işin böyle dolaylı faydalarından birisidir. Dolayısıyla e, en nihayetinde şöyle diyebilirim hayır hiçbir e, engel değildir bu İlk başlarda yorucu olabilir ama bir profesyonel olarak zaten o sınırı koymayı insan öğreniyor bir yerden sonra İstemeseniz de öğreniyorsunuz. Süreç sizi toparlıyor mecburen evet, aynen. toparlayamazsa da zaten istifa ediyorsunuz. <laughs> Evet, evet olabilir. Doğru. Umarım öyle bir şey olmaz zaten bunun için buradayız arkadaşlar ama e, moralimizi bozmayalım. Güzel bir şekilde psikiyatri uygun musunuz değil misiniz? Şimdi onu bulacağız. Şimdi bir de e, gene çok gelen e, mesajlardan bir tanesi şu olmuş. E, hani hassas olmayan insan tamam yani böyle bir kişilik korkusu yok ama şöyle bir korkusu var bazı insanların da. E, acaba e, psikiyatride gördüğümüz işte özellikle de psikotik hastalarla ilgili hmm. mesajlar gelmiş. İşte psikotik hastalardan biz çekiniyoruz. Hani hmm. ben psikiyatri istiyorum ama e, korkuyorum birazcık bu tarz hastalardan ve acaba bana zarar verirler mi işte? E, ya da e, ne bileyim işte dışarıda beni takip edip e, böyle değişik şeyler, e, hmm. ya, kötü şeyler yaşanabilir mi gibisinden böyle bir korkuları var. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Bununla ilgili bir e, korku, rasyonel bir korku mu? Şöyle rasyonelitesi olsa da e, çok çok nadiren olan şeyler bunlar. Öncelikle şeyi söylemem gerekiyor. Yani psikotik hastalarla iletişim kurmak, onlara yaklaşmak, koca bir toplum e, hani psikotik insanları dışlarken sizin onlara gelince işte Haydar Bey, e, işte Ayşe Hanım hoş geldiniz deyip bir insan gibi yaklaşmanız e, bir kere psikiyatrinin çok önemli bir farkı. O insanlara değer veriyorsunuz, o insanları dinliyorsunuz. E, hani onlara insan olduklarını hissettiriyorsunuz açıkçası. Çünkü herkes dışlıyor onları çeşitli evet. nedenler ötürü. Dolayısıyla bu özel bir yanı. O dediğin şey ise Atilla şöyle. Atak döneminde hastalar ne yazık ki ajite olabiliyorlar ve gerçeği değerlendirme yetileri, muhakemeleri bozulabiliyor ve bazı şeyleri tabii ki yanlış anlıyorlar. Bazı şeyleri tabii ki o gerçeklik zemininden ayrı bir biçimde değerlendiriyorlar. Bu da kendilerini gergin hissedip bazı hani saldırgan davranışlar neden olabiliyor. Özellikle işte ...aileye karşı yakın sosyal çevrede olduğu için... ...bir şekilde hastaneye gelince de... ...yani hekimlere karşı da olabiliyor. Ee, genelde hani... ...işte ruh sinir hastanelerinde öyle ama... ...diğer hastanelerde çok iyi sanırım güvenlik önlemleri yok. Hani bizim mesela ben Erenköy'de çalışırken... ...Erenköy'ün acili... ...işte güvenlikler bu konuda tecrübelidir... ...bazı şeyleri anlarlar, bilirler. acil hastayı yönetmeyi de bilirler biraz. Dolayısıyla o saldırganlık ve saldırganlıktan... ...öncelikle hastanın zarar görmemesi için... ...elinden geleni yapıyor ama... ...hekimin zarar gördüğü böyle durumlar... ...ne kadar vardır bilmiyorum. Ee, bu rasyonel bir endişe ama... ...sürekli zihninizde taşımanız gereken... ...sürekli e, sizi endişelendiren... ...bir şey değil. Yani ben eminim ki... ...Türkiye'de hekime yönelik yapılan... ...hani şiddet eylemlerinin... ...çok büyük bir kısmı e, mantıklı... ...ya da akıllı dediğimiz insanlar tarafından yapılıyor. Çok 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 küçük bir kısmı... E, ...psikotik ya da... Ajite Gerçek psikotik. ...aynen tarafından yapılıyor. Dolayısıyla... ...bu endişe haklı bir endişe ama... Çok da zihinde taşımaya ve sürekli üzerinde endişelenmeye gerek yok zaten. E, hmm. Dolayısıyla öyle bir politik. Tamam bir cevap. Bu, bu, bu konuda. Yo bence gayet güzel güzel hiç, po <laughs> hiç politik bir cevap değil <laughs> gayet net, net <laughs> bir cevap verdin. Panik yok arkadaşlar. E, psikiyatri, <laughs> deva psikiyatri devam. Bu bir Panik. psikiyatri yazmama nedeni e, olmamalı direkt evet. bağladım. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> ben sert sert bir moderatör oldum. Hayır. Bunu böyle diyeceğiz. Böyle direkt sonuç sonuç bırakıyorum ortaya. Hı -hı. Tamam. Şimdi e, çok e, güzel bir soru. E, Hı -hı. enteresan bir soru. Şimdi sen az önce bir yerde e, giriş kısmında şöyle bir şey dedin. Kardiyoloji ile ilgili böyle bir Hı -hı. E, isteğinin olduğunu işte en başlarda ama sonuçta süreç içerisinde psikiyatriye kaydığını söyledim ama süreç içerisinde kardiyolojiyi bırakamayıp psikiyatriye tam da kayamayanlar var <laughs> arada kalan arkadaşlarımız var şimdi bununla ilgili de şöyle mesajlar gel gelmiş İşte ben e, psikiyatriye karşı çok ilgiliyim aslında hani psikiyatrist olmak istiyorum ama işte kardiyoloji de ilgimi çekiyor ya da işte pediatri e, ilgimi çekiyor vesaire vesaire böyle Hani psikiyatri versus başka bölümlerle ilgili böyle arada kalan arkadaşlarımız hı hı. var ve şunu belirtmişler, bu arada kalma sürecinde acaba rahatlığı için psikiyatri yazmak mantıklı bir e, seçim nedendim nedeni midir diye soruyorlar yani sonuçta hani kardiyolojinin ya da işte birçok bölümün e, işte fiziksel stresi işte nöbetli vesaireydi falan gibi ağırdı evet. e, psikiyatriden daha fazla olabilir hı. hani bu bir tercih sebebi midir? Şöyle ben bunu biraz kendi yaşam görüşümle açıkçası söyleyebilirim. Ee, yani şöyle ömür boyu yapacak bir e, iş elde edini ediyoruz sonuçta, yani bir uzmanlık elde ediyoruz. Dolayısıyla ne kadar rahat olursa olsun e, herhangi bir şeyi rahat diye seçmek e, açıkçası bizi yaptığımız işe ciddi şekilde yabancılaştırır. Yani her sabah işe gideriz ve biz ne yapıyoruz ya da ben ne yapıyorum burada dersin. Akşam beşte evine çıkar gidersin ve o iş sana hiçbir şey katmaz. Ama arada dediğim gibi o arada kalanlar arasında söz konusuysa kardiyolojiyi de seviyorum, psikiyatriyi de seviyorum. Psikiyatri rahatlığı için seçeyim mi? İkisini de aynı oranda seviyorsak buna cevabım net bir şekilde evettir. Ama e, sadece işte psikiyatri rahat diye seçmek çok da anlamlı değil. Çünkü sonuçta sevmediğiniz, çok da hoşunuza gitmeyen bir şey yapacaksınız ve biraz da gerçekten... Soyut bir yanı da var psikiyatrin. Hani hastayı yatır, kemiğini toparla, güzelce ayağa kalksın, yürüsün gitsin diye bir yanı da yok. Dolayısıyla buna cevabım eğer ikisini de aynı oranda seviyorsanız başka bölümde psikiyatri, psikiyatri seçmek bence mantıklı. Ama sadece rahat diye psikiyatri seçmek ki bu rahatlık da görecelidir. E, evet. hastanede yorulursunuz ve onun da yorgunluğu ayrıdır. E, ama sadece rahatlığı için çok da seçileceğini ben düşünmüyorum. Belki mental yorgunluğu daha fazla olabilir. Hani evet. Tabii. Sonuç olarak fiziksel yorgunluğu da belki bazı günler bazı zamanlar ya da işte olduğunu hastaneye bağlı evet. olarak belki gene daha fazladır ee, ve aslında az önce laf e, arasında söyledin şöyle bir e, çekince var arkadaşlarımızda işte gene bu ilk kısımda soracağım sorulardan bir tanesi hatta bu son soru artık bu ilk kısmın e, mesleki tatminiyle ilgili e, sorular gelmiş çünkü şöyle bir endişe var arkadaşlarımızın e, aklında e, organik bir hastalık elle tutulur işte radyolojik olarak gösterdiğin e, bir şey yok elinde ve e, bir şeyi tedavi etmeye çalışıyorsun e, evet. işte tedavi ediyor musun etmiyor musun çok arada hani bununla ilgili arkadaşlarımızın kafasında hani çoğunlukla psikiyatrik hastalıkların tedavi edilemeyeceğiyle ilgili bir konsept oluşmuş anladığım kadarıyla e, ve bu işte mesleki tatmini gerçekten e, etkiler mi gibi bir e, soru işareti var. E, sen bu konuya nasıl bakıyorsun? Bu soru gerçekten üzerine 40 dakika konuşulabilir. Şöyle kafamda <laughs> birkaç e, parçaya ayırayım bunu. Şimdi mesleki tatminden e, ilk önce ne anladığımıza bakmamız lazım. E, tabii ki bir acile gelen hastanın ağrısını dinirip göndermek kadar akut bir şey yapmıyoruz. Ancak şöyle birkaç farklı mesela senaryo düşünüyorum kafamda. <laughs> e, mesela atak halinde gelen ilaçlarını bırakmış bir şizofreni hastasını yatırıyorsunuz. Ee, şizofreni hastalığı olan bir kişiyi yatırıyorsunuz, toparlıyorsunuz ve o hastalığı boyunca, hastalığı aktifken e, ne çalışıyor ne edebiliyor, iç huzuru yok, e, sosyal hayata bir katılım olmuyor. Diyelim ki yatırıyorsunuz hastayı birkaç hafta, tedaviden sonra taburcu ediyorsunuz ve hasta yeniden e, o hayata hani katılabilir hale geliyor. Hatta sosyallik ve işlevsellik o kadar toparlayabiliyor ki yani ben e, böyle hani Baldırı çıplak bir şekilde acile gelen, zorla acile getirilen bir hastanın birkaç sene sonra sağlık kurulu gibi çok karmaşık bir yerde kendi evrak işlerini hallederken mesela gördüm. Onu görünce hani gerçekten evet bu burada bir iş yapıyoruz dedim ama bunun oluşması biraz vakit alıyor. Bu hani psikotik diyebileceğimiz hani yatışlı hastalar için poliklinik için şöyle bir şey var. Şimdi poliklinikte genelde böyle e, hani işte ülkenin, ailesel ya da işte böyle mahallesel, lokal sıkıntıların oluşturduğu bazı şikayetlere müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu bir noktada bizi açmaza sürüklüyor. Yani kişi gidiyor işte evine. Evde bazı sorunlar var. Ee, psikiyatrik ilaçta çözülemeyecek sorunlar. Psikiyatrik ilaçta biz sadece o kişide ortaya çıkan şikayetleri hafifletiyoruz. Sorunu çözemiyoruz ne yazık ki. Ama o kişi zaten bizden şeyi talep ediyor. İşte kaygım azalsın, endişem azalsın. Biraz daha hayattan tat alayımla ilgili bir yere e, odaklanmak istiyor ve Kimisi çok yoğun bir fayda görüp e, hocam Allah razı olsun deyip hayatına devam ediyor. Bu da bir tatmin sağlıyor. E, o soruya da cevabım evet. Üçüncü olarak da psikoterapi açısından bakacağım. O da daha yavaş bir süreç. Terapi ekolüne göre değişse de orada da bir tatmin var. Yani mesleki tatmin yokmuş gibi geliyor bazı alanlara nazaran bakılında. Çünkü sanki organik ve işte görüntülenebilir, tabloyla ölçülebilir gibi bir şey yok çoğu zaman. Ancak... E, Böyle belli bir süre geçip sahaya atılıp ya da yaptığınız için sonuçlarını birebir gördükçe görüyorsunuz ki evet bu işte bir tatmin var. Ama ben bunu biraz da hani psikiyatrik böyle romantizmle söylüyorum. O hani ona göre şey yapın ona göre filtrelesin izleyen arkadaşlar. <laughs> Öyle bir yanı da var şimdi. Ee, yoksa şimdi bir cerrah gelse biz işte yatırıyoruz kaldırıyoruz tedavi ediyoruz. Onun tatminiyle tabii ki bir fark vardır ama ben yaptığım işten tatmin alıyorum. Biz kemoterapi veriyoruz, kemoterapi ya, değil mi? Değil mi? <laughs> değil mi? Ya, yani gerçekten, yani sonuçta yapılan iş e, konsept olarak aslında çok farklı. E, dediğin evet. şey çok güzeldi. Yani mesleki tatminden ne e, anlıyorsunuz? Yani beklentiniz evet. ne mesleki tatmin olarak? Yani sonuçta bir tümör hücresini oradan yok etmek gibi bir mesleki tatmin yaşamak istiyorsanız, tabii ki de psikiyatri bu şey evet. size sağlayamayacaktır ama orada da çok daha sosyal bir mesleki tatmin e, evet. içeriyormuş gibi ge geliyor. Ee, şimdi ilk bölümün soruları bu kadardı. Şimdi bundan sonrasında artık asistan yani tamam ben psikiyatriye yazacağım oraya doğru yönlendim. Evet. Ve e, bundan sonrası ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi tabii ki de çok gelen sorular ve klasik sorular hep aynı şeyler oluyor. İşte perifer mi merkez mi üniversite mi eğitim araştırma hmm. mı vesaire vesaire. Ama şimdi bunları hiç şey yapma hiç düşünme ben başka bir yerden gireceğim olaya, e, üniversite ya da e, herhangi bir şey şimdilik girmeyeceğim. Şimdi bir psikiyatri e, tercih yapacak arkadaşımız e, yazacağı klinik için düşündüğümüz zaman hı hı. E, olmazsa olmazları nedir psikiyatri eğitimi alınacak olan bir klinik? Mesela örnek, yani benim aklıma gelen şeyler şu oluyor bu bağlamda. Yani psikoterapi öğrenecek mi asistanlığında? Hı -hı. Bu çünkü psikot psikot bu arada psikoterapi Yani gelen soruların yarısı psikoterapi ile ilgili onu da söyleyeyim. Yani inanılmaz merak ediyorlar e, arkadaşlarımız psikoterapiyi. İşte nasıl öğreneceğiz vesaire vesaire. Hı -hı. Ama onlara da geleceğiz birazdan. Okay. İşte e, mesela ben Ankara Tıp e, mezunuyum ve Ankara Tıp psikiyatrinin kendi bir binası vardır ve e, kapalı servislerde çalıştım ben. Hı -hı. Aklıma Hı -hı. şu soru geliyor. Kapalı servisinin olmasına gerçekten bir psikiyatri e, hastanesinin hı hı. gerek var mı? Yani bu bir özellikli e, seçilme sebebi midir bir psikiyatri hı hı. bölümü için? İşte ne bileyim alkol e, bağımlılık e, katı var. Yani her katta değişik şeyler, psikosomatik katı vardı hı hı. vesaire. Çok güzel e, bir yapısı vardır bizim Ankara Tıp Psikiyatri'nin. E, ve e, üçüncü olarak da şu geliyor aklıma ve bununla ilgili de sorular gelmiş. Hoca ekolleri bir tercih sebebi olabilir mi bu hmm. konuda? Yani senin aklına tabii şeyler de geliyor olabilir. Hani bunlar benim kafamda e, toparlayabildiğim şeyler. Hmm. E, psikiyatri kliniğinin olmazsa olmazları tercih ederken. Ee, sanırım şöyle bir şey de var. Hani eğer hani bulunan klinikte zaten bazı şeyler yoksa hani e, atıyorum bazı bölümler yoksa muhtemelen o TPD'nin çekirdek yetkinlik işte uzmanlıkla ilgili şeylerinden ötürü zorunluluktan ötürü Başka yerlere rotasyona gidiliyor o hmm. e, eksikliği tamamlamak için ama tabii hastanede olması kadar işlevsel oluyor mu onu tam bilmiyorum hani kapalı servis dediğimiz şeyin zaten kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok acil hastaları e, yönetmek durumunda kalabiliyorsunuz çok e, saldırganlı olabilen gerçekten atak döneminin zirvesinde olan hastaları yönetmeyi o şekilde öğreniyoruz diye düşünüyorum ama şu, yorum, şu yorumu da yapmam gerekiyor yani ben bunun alternatifini görmedim sonuçta hani yarı kapalı servis dedikleri ya da işte kapalı servisin olmadığı yerlerdeki e, atıyorum ilk sene aslanlığı ilk iki sene aslanlığı nasıl geçiyor bir fikrim yok olanlar olsa işte senin youtube'da kanalın altına yorum yazıp belki fikrini belirtebilir kalıcılaşması adına hı hı. E, hani kapalı servisin olması işte e, amatem dediğin gibi önemli bir bölüm şu anda aklıma açıkçası çok gelmiyor şimdi sen birden sorunca düşündüm ...işte sağlık kurulu zaten çoğu yerde var... ...bildiğim kadarıyla... E, ...ama tem açılıyor birçok yerde... ...kapalı servis, beraber olurlar... ...açık servis olursa eğer onunla beraber... ...acil bölümü ya da acil rotasyon ...ya da acil e, psikiyatri var mı yok mu... ...bence o da çok önemli... ...çünkü acil yakla, ya, acil hastaya yaklaşım konusunda... ...perifere gittiğinizde... ...yalnız kalıyorsunuz, bir şeyleri bilmek hı -hı, gerekiyor... Hı -hı. ...o önemli... ...ama ben en önemli şey olarak... ...psikoterapi e, eğitimini görüyorum... Hı -hı. E, ben Erenköy çıkışlıyım. Ee, bizim Erenköy'de bir psikoterapi merkezi vardı, hala var, ee, bir şey olmadı yani duruyor yerinde. Ee, hem benim hani kendimle ilgili birçok şeyi, hem psikiyatriye yaklaşımı böyle birçok şeyi e, anlamam konusunda çok ciddi bir yetkinlik kazandırıyor. Dolayısıyla gidilen yerde bence diğer her şey bir şekilde hallolur da e, psikoterapi konusundaki eğitimi bence bir sormak lazım. Nasıl bir eğitim var, süpervizyonu var mı, e, hangi ekoller öğretiliyor? Ee, ...Erenköy'deki bu eğitim yoğun ve yorucuydu kısmen ama benim birçok alanda böyle bir yetkinlik... ...yani üzerine inşa edilebilecek bir psikoterapi yetkinliği oluşturup onun üzerine istediğiniz şeyi inşa edebilirsiniz. Atıyorum şema terapi, BDT, işte psikodinamik analiz vesaire öyle bir yetkinlik sağlıyordu. Ben o yüzden psikoterapiyi bir kere bir sormalarını isterim. Diğer şeyler bir şekilde hallolur, o sorun değil. Ekol kısmında şöyle bir şey var... Ee, çok fark ediyor. Ee, sonuçta asistanlıkta bazı e, alışkanlıklarımız yoğuruluyor ve temas ettiğimiz hocalar ya da işte uzmanlar bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Ee, ben mesela geçen şeyde kongrede e, bir şehrin üniversitesinin işte asistanlarıyla konuşmuştum. Ne isim hiçbir şey vermeyeceğim şimdi. Ee, mesela hani şeydi büyük bir şeydim bir de, iyi, i̇yi bir şey iyi bir şey evet. de söyleyebilirsin <gülüyor> yok, <gülüyor> yok kötü bir şey. Evet gelişinden şöyle. anladım. <laughs> Çünkü şöyle e, ben hani dedim herhalde orada her şeyi öğreniyorsunuzdur. Ne güzeldir aslan eğitim açısından. <laughs> Hayır dediler biz sadece organik yaklaşımı öğreniyoruz dediler. Evet önemli psikiyatride organik tabii ki çok önemli. Ancak sadece onu öğrenip çıkarsanız birçok açıdan o yetkinlik yine olur ama sınırlı olabilir ve onu inşa etmek için ekstradan çaba harcamanız gerekebilir. Dolayısıyla hoca kısmı çok önemli ama onu da açıkçası girmeden ya da e, o sırada psikiyatri araştırırken çok da anlayabileceğiniz şeyler olmuyor. Yani ancak oranın kıdemli asistanlarına belki spesifik bir soru sormak lazım. Hani burada her şey üretiliyor mu burada yani gibi çok net bir soruyla. E, anca ancak o olabilir. E, hoca şeyi çok fark ediyor. Ben yine Eren Köden reklam yapacağım. Eren Küç bayağı reklamını yaptım da şimdi nasıl bilmiyorum. Hani <laughs> e, işte bize analiz yapan hocamız da vardı. Ondan da bir şeyler öğrendik. Aile terapisi, çift terapisi, cinsel terapi. Yani hepsinden bir şeyler öğrenirdik. Dinamik psikoterapi, BDT eğitimi e, ve hani, organik olarak da birçok şey öğrendik ve orada herkes zaten kendi yolunu biraz da belirliyor ve seçiyor gibiydi. Dolayısıyla önemli olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi ee, psikoterapiye e, ye bağlamışken olayı ve sen de psikoterapinin işte öneminden bahsetmişken şimdi psikoterapiyle ilgili bazı e, gelen sorulardan işte birkaç tanesini sana yansıtmak istiyorum. Bunlardan Tabii. Bir tanesi şu oluyor mesela bir, bir birkaç arkadaşımız şunu merak etmiş. Ben yazdım e, bir psikiyatri, işte ve psikoterapi eğitimi çok yeterli değil. Peki ben asistanlığım döneminde ya da sonrasında bilmiyorum e, böyle kurslarla hani ya da değişik eğitimlerle e, bunda nasıl olduğunu bilmiyorum. Hani bu hı hı. eksiğimi kapatabilir miyim yani böyle e, imkanlar oluyor mu psikiyatride diye sormuşlar. Hı hı. Kesinlikle oluyor. Ee, zaten hani her şeyin eğitimini ya da her şeyin tam yetkinliğini kazanamadığımız için asistanken, uzmanken katılabileceğiniz tonlarca eğitim var. Ben istesem ya da herhangi bir psikiyatrist istese bütün akşamını, bütün hafta sonunu eğitimlerle doldurup bütün hayatını eğitimlere e, şey yapabilir, adayabilir gerçekten böyle ciddi bir, bir şey de Sert, sertifikayla <laughs> doldurur her yeri. Aynen doldurabilirsin. Ee, dolayısıyla herhangi bir konuda yetkinlik kazanmak, daha çok şey öğrenmek istiyorsanız... O konuda işte alanında iyi olan, e, otör olan hani uzmanların işte hocaların anlattığı işte kurslara vesaire katılıp bu elde edilebilir ve değerli de oluyor gerçekten. Bir yandan da zaten atıyorum işte cinsel terapi eğitimi alacaksanız zaten işte bu konuda CETAT var. Hani hastane çalışmış hastanede bu konuda net bir eğitim olamıyor ne yazık ki süre kısıtlığından ötürü. CETAT'a gidiyorsunuz güzel bir eğitim işte kendi içinde bir sertifikalandırma işte süpervizyonu vesaire derken öyle bir yetkinlik kazanıyorsunuz. Ama bunlar Tabii ki şey işte para ve emek istiyor bir yandan öyle bir yanı da var. Cevap evet istediğiniz eğitimleri istiyorsanız alabilirsiniz e, ama emek harcamak gerekiyor ve e, biraz da para da harcamak Ara, gerekiyor. Para harcamak gerekiyor. <laughs> evet öyle bir yanı var ne yazık ki. Onu o şükür. zaman aslında bunları birazcık e, aralarda konuştuk ama hani bu soruda çok geldi ve hani belki birazcık da toparlamak adına bunu soracağım. E, şimdi bazı bölümler gerçekten çok ciddi. Hoca bağımlıdır. Yani senin alacağın eğitim temel olarak hocadan yansıyan eğitimdir. Ee, evet. Ve çok önemlidir bu eğitimde. Yani sonradan o özellikleri kendini okuyarak ya da kendin uğraşarak kazanman çok zordur. Evet ee, Psikiyatri bu noktada çok hoca bağımlı bir, yani çok eğitici bağımlı bir bölüm mü? Ee, yoksa hani yeterli sayıda bir eğitici olmadan da daha sonrasında kişisel gelişim ya da kişisel çabayla aynı noktaya ulaşılabilir. Bilir mi? Hmm. Ben şunu düşünüyorum. E, bunu aslında biraz geç anladım. E, aslanlık eğitimi boyunca. E, bir e, gerçekten okuyan ve bilen bir insandan onun deneyimlerini kendi ağzından bir filtreden ya da bir süzgeçten geçirerek dinliyor olmak gerçekten böyle birçok kitaba e, eşdeğer oluyor. Onlara bedel oluyor. Dolayısıyla okuyarak ya da işte bir şekilde pratik şeylerle ...bir şekilde deneyim elde edilebilir tabii ki... ...hepimiz bunu bir şekilde de yapmak zorunda da kalıyor... ...kimimiz hani eğitim vesaire olamadığından... ...bazı yerlerde... Hı hı. Ee, bir ...psikiyatride... ...bağımlı demek çok belki anlamlı değil ama... ...bir hocanın dokunuşu... ...bir hocanın işte vizitte söylediği bir şey... ...ya da bir hocanın bir hastaya yaklaşımı... ...bir uzmanın hasta görüşü... E, ...çok ciddi... ...kişide geliştirmeler... ...mesleki açıdan geliştirmeleri sağlayabiliyor... ...tamamen hoca bağımlı... ...diyemem ama... İyi bir hocanın ya da iyi bir uzmanın dokunuşu birçok şeyi fark ettiriyor açıkçası. Ee, biz mesela Erenköy acilde işte zorlandığımız hastalar olunca uzmanla beraber gördük o günün nöbetçi uzmanıyla. Hani hmm. onu işte bakarsın dinlersin nasıl görüyor nasıl ediyor. Hoca vizite hasta görür nasıl görüyor nasıl ediyor. Oradan çok fazla şey öğrendim açıkçası. ya Hala deseler işte ayda bir vizite gel ya da haftada bir giderim keyifle de. Ve insan da sürekli bir şeyler öğreniyor. iyi bir hocadan tabii ki öyle bir yanı da var. Cevabım evettir. Hocanın şeyi çok önemli diye düşünüyorum. Hoca olan, iyi hocaların olduğu yerlerin yazılması evet, her zaman kesinlikle. burada kesinlikle. da pozitif olarak dönecek arkadaşlarımıza. Şimdi şey um, şu soruya geleceğim bundan sonrasında. Hı. Ben de soruları seçiyorum. Kendim tekrar bir triyaj yapıyorum. Önümde triyajın triyajını <laughs> yapıyorum yapıyorum şu an. Şimdi böyle rafine sorular olması açısından. Gene çok gelen bir soru ve bence gerçekten önemli çünkü birazcık da spesifik eğer önerin olursa arkadaşlarını yönlendirebilmek için onların da kafasında bir şablon oluşmasını istiyorum. Perifer Versus merkez ayrımı gene her yerde olduğu gibi psikiyatri tercihinde de hmm. arkadaşlarımızın aklında olan sorulardan bir tanesi oluyor. Ee, hani küçük bir üniversitede e, psikiyatri yapılır mı diye soruyorlar. Ee, hmm. Ayrıca da şöyle bir önerin olur mu? Tabii negatifleri şimdi söylemeyeceğiz ama hani böyle psikiyatride ya buranın eğitimi iyi biliyorum açta işte arkadaşından ya da bir şekilde temasın o olduğu böyle. ...birkaç yer ya da daha fazla yani istediğin kadar söyleyebilirsin böyle hani tercih de şuralara da bir bakın bakın Buralar e, iyidir ortalama üstüdür dediğin yerler tamam. var mı? Ee, şimdi şöyle bu soruyu Bence bir e, şey cevaplamalı yani bu soru bir herkesin bir arada bulunduğu bir yerde cevaplanacak bir soru ben periferin şartları hakkında kesinlikle bilgi sahibi değilim yani e, buranın eğitim böyle şuranın eğitimi şöyle. Diyemem yani bir atıyorum işte Samsun'da atıyorum işte e, Ankara'da bile nasıl eğitim aldıklarını bilmiyorum dolayısıyla bir kıyas yapamam ben Çapan'ın psikiyatrisini öğrenciyken gördüm Eraköy'ün psikiyatrisini asistanken gördüm ikisine de kefilim ama hani <laughs> e, yani Bakırköy'ün çok iyi olduğunu biliyorum çünkü onlarla işte hasta e, muhabbetimiz çok oluyor kapalı servis vesaire gibi. Mesela Bakırköy'den bir uzman gelince, Çapa'dan bir uzman gelince biz hani yüzde yüz güveniyorduk o uzmana. Ama diğer yerlerden gelenler üzerine hiç şey yapmadım. Hani tartmadım nereden geliyor, nereden gelmedi. Dolayısıyla bu soruya cevabım bilmiyorum e, demektir. <laughs> bu sorun araştırılması gerekiyor. Yani hani birkaç farklı kişiye sorulmalı. E, ben Erenköy'de hasta popülasyonu, hasta çeşitliliğinin çok fazla olduğu bir yerde eğitim gördüğüm için... E, ...çok yaşlı işte konsültasyon, liyazon, psikiyatrist dediğimiz daha... Geriatrik psikiyatri hariç diğer hastalar konusunda bir yetkinlik kazandım. Ee, ama e, periferde bir yerde hasta çeşitliliği nasıldır gerçekten bir fikrim yok. Ne söylesem yanıltmış olurum. Ee, bunu da kaydedileceğini biliyorum, kaydedeceğim ve internette kara bir leke olarak da kalsın istemiyorum. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla da e, buradan arkadaşlarıma tavsiyem her e, bölümün kıdemli asistanlarını tercihte. Yani bu videoyu izleyip o soruyu sorsunlar. Ee, <laughs> güzel. Yastırılacak kadar, kadar bir şey bilmiyorum çünkü. Yok <laughs> yo, çok güzel bir cevap oldu evet. bence de. Yani gerçekten bölümün kıdemli asistanına da sormak önemli. Hani burada farklı evet. bir konuya değineceğim. Çünkü böyle bölüm tercihlerinde genellikle işte e, arkadaşlarımızın ulaştığı insanlar yeni başlamış ya da işte olabiliyor. yolunu daha tam alamamış, çömezler olabiliyor. E, öyle olunca da daha o olayı tam olarak anlamamış işte evet, daha evet. bölümü e, tam olarak çözememiş. Hani sadece işte ilk gittiği zamanlarda yaşadığı işte emosyonel e, işte stresten e, kaynaklanan e, Hı -hı. böyle e, daha çok negatiflikleri yansıtan evet. bir e, konuşma geçiyor. Ben bununla çok karşılaştım daha öncesinde de işte bizim dahiliyeye gel gelirlerdi. İşte bizim çömez asistanı bulmuş bir tanesi. Ben işte odaya giriyorum. Çömez asistan diyor ki sakın burayı yazma Allah belasını versin niye yazdım ben burayı falan diye sövüyor. Sonra beni görünce işte birazcık daha yumuşuyor söylemler. Evet. Ama duyuyorsun yani oraya doğru ilerlerken. Yani bu yüzden daha böyle aklı başında daha evet. e, üst seviyede insanlara sormak bence de çok daha önemli bu konuda. Ee, bu soruyu aslında... güzel, at güzel atlattım bu soruyu. <laughs> <laughs> Atsız. Bu zor, zor sorulardan. Evet. Ama ben de ben de şunu da söyleyeyim. Ben kendi ya yani sonuçta ben bir dahiliyeciyim ve hematoloğum ama e, hani gerçekten psikiyatriyle ortak çalışan bölümlerden bir tanesi de hematoloji evet. e, çünkü bizim hastalarımız gerçekten e, çok ciddi emosyonel yıpranan evet. e, işte ölümle e, burun buruna e, bir dönem geçiren e, ölecek miyim yaşayacak mıyım e, korkusu olan ve bu yüzden de çok ciddi olarak psikiyatrik desteğe ihtiyacı e, ihtiyacı olan insanlarla çalıştım ve e, Ankara yani ben Ankara tıpta her şeyimi yaptığım için de Ankara Tıp Psikiyatriye sonuç olarak biraz hakimim bu konuda ve gerçekten hastaları çok iyi yönettiklerini biliyorum. İnternken de e, çok güzel e, zamanlar geçirdim. E, çocuk, ben ergen psikiyatrisinde işte e, çalıştım, işte bağımlılık katında çalıştım, e, kapalı e, erkek katında çalıştım. internium döneminde. Ve hepsinden de gerçekten çok fazla Hı. şey öğrendim. işte akut yönetimlerini ve işte psikiyatrik psikiyatri ne yapar gibi. Konsültasyon liyozom psikiyatrisi bu arada Ankara Tıp'ta vardır. Yani her, her şey sanırım vardı. Psikoterapi de yapıyorlardı. Hı. Ankara Tıp'ta. Eğer kadro değişmediyse çok güzel ve çok verimli bir kadro vardı. Hani Ankara, Ankara Tıp'ı da araştırabilirsiniz. Bu benim psikiyatrist olmadan işte çeşitli senelerce kazandığım bir intiba oldu. Şimdi Enes, birazcık daha artık asistanlık döneminden çıkmak istiyorum. Çünkü da daha fazla söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı sanıyorum asistanlık dönemiyle ilgili. Bundan sonrasında öncelikle şu soruyla başlayacağım. Bildiğim kadarıyla Urfa Antep tarafında yaptın değil mi? zorununu Urfa'da yaptım evet Akçakale'de. Urfa'da aynen. Ee, acaba e, zorunlu hizmette işte hem düşünebilirsin. işte e, nereler geliyor? Psikiyatri psikiyatri her yere gidiyorlar mı? ve zor zorunlu hizmetin nasıl geçti? Birazcık da bundan bahseder misin? Şöyle ben biraz e, şartlar açısından çok fazla bir şey talep etmeyen bir insan olduğum için ne şehirden ne de işte çalıştığım yerden Zorunlu hizmet benim için e, genel olarak iyi geçti. Ama çalıştığım yerdeki popülasyon biraz e, psikiyatriye gelmekten çekindiği için yakın ilçelere göre daha az hastam vardı. İşte Viranşehir'e, Suruç'a göre bazen yarı yarıya daha az hasta görüyordum ben. Benim açımdan rahat geçti ama her yer bu kadar rahat değil onu biliyorum. E, Hı -hı. Çok fazla işte poliklinik başvurusu tabii ki ve bu poliklinik başvuruları arasında altına imza attığınız bazı işte sıkıntılı şeyler olabiliyor atıyorum işte silah ruhsatı işte yirsiz av tüfeği işte konsültasyonları ehliyet alabilir alamazla ilgili şeyler yani ve bunlar bir şekilde bazen sorun olarak karşınıza gelebiliyor. Yani hukuki olarak bir sorundan ziyade işinizi düzgün yaparsanız zaten bir sorun çıkmaz da daha çok böyle bir baskı şeklinde. Ben bulunduğum hastanede buna karşılaşmadım hiç ama bazı yerlerde atıyorum işte bir e, okuma yazması olmayan birine işte ehliyet vermemek üzere bazı şeyler düzenleyeceksiniz. Mesela bu baskıya neden olabiliyor ya da silah ruhsatı alamaz dediğiniz birisi e, de sizi sıkıştırabilir bazı konularda işte niye alamaz vesaire önceden vardı niye yolumuza taş koyuyorsun gibi engelleri olabilir. Periferde böyle sıkıntıları olabilir. Periferde bir de şöyle bir sıkıntı var. Ee, mesela perifer acilleri çok fazla psikotik hastanın yönetilebileceği işte muhafaza edilebileceği yerler değil. Dolayısıyla böyle bir psikotik alevlenmeyle gelen bir hastayı işte yönetip ee, yani yönetmeyi bırakın şey yok hani benim çalıştığım yerde bazen norodol olmuyordu hani hmm. sadece işte e, yani haloperidol şimdi ilaç ismi söylemeyelim de neyse ucuz ilaç zaten ee, <laughs> yani bazı ilaçlar bazı enjeksiyonlar bile olmuyor onun zorluğu olabiliyor periferde ee, o çeşit zorlukları var bir de tabii ki poliklinik yoğunluğu her zamanki gibi dil engeli olabiliyor ee, benim çalıştığım yerde arapça çok fazla kullanılıyordu. Ee, Tercümanla e, hani iletişim kuruyorduk. Tabii ki şey çok derin bir bağ kurulmuyor ama yine de bir iletişim kuruluyor. O dil engeli olabiliyor. Onun dışında periferde zorlayan şey yani ben iyice, çok sık aranmadım icap için ama yine bulunulan bölgeye ve bulunan bölgenin hastaya yaklaşımı ile ilgili. Kimse hemen alıp acile getirebiliyor. Kimse evde tutabiliyor hastasını. Öyle e, şeyleri var. Her yer çıkabiliyor değil mi? Kura'da ilçe, tabii, tabii, il merkezi, şu anda... her, her yer bütün Türkiye'ye. Sayılar... Yeri sayılar arttığı için artık hani uzman doktor sayılı. Dolayısıyla merkez dışına da yani perifer illerin ilçelerine dahi psikiyatrist gidebiliyor. Ee, öyle bir yanı var. Orası daha iyi oluyor tabii, Daha kısa sürüyor. Ee, ee, kısa sürüyor. Güzel. Şey <laughs> bir yerden baktın. Çok ben önemli. Daha <laughs> kötü mü? Acaba diye böyle kafamda kur kurarken sen yeah, daha iyi hemen yapıp bitiriyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. Yerine göre biraz yani. Çünkü eskiden işte bazı bölümlerde özellikle mesela geriatri, tabii birazcık da yandol uzmanı örneği olacak ama hani geriatri mesela sadece şehir merkezlerine çıkıyor da evet. hemotologlar hani daha çok şehirme radyasyon onkulu... ne bileyim yani hani ne, ne yapacak ki radyasyon onkoloğu ilçede <laughs> evet. falan gibi ama tabii sayı arttıkça dediğin gibi her yere artık evet. bir şekilde gidiliyor şimdi şuraya geleceğim bu arada şeyi de söyleyeceğim sözünü kesiyorum da mesela evet. diğer bölümlere göre daha rahat bu arada yani o zaten ...su götürmez bir gerçek yani ortopedisti... ...sürekli arıyorlardı bizim kardiyolog... ...hani telefonu sürekli yanındaydı... ...nöroloğu sürekli arıyorlardı tabii. yani... ...öyle bir göreceli bir rahatlığı var... ...diğer bölümlere göre sık sık aranmıyorsunuz... ...icaplarda... Ee, ...ya da aktif nöbetiniz varsa... Dolayısıyla öyle bir yanı var onu söylemeden geçmeyeyim şimdi... Ee, ...tabii tabii edelim. çok önemli... ...bana e, rahatlık... ...açısından mesaj atan arkadaşlarım... ...bakın ha. enes sizi <laughs> desteklemeye devam evet, ediyor... Evet. ...psikiyatri... ...rahat, güzel rafine bir bölüm. tabii evet. <laughs> Diğer bölümlere göre tabii ki daha rahat. Onu... <laughs> i̇nkar edemem onu. Ama evet bu, 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 gerçekten güzel oluyor. Çünkü mesela seninle uğraşılmaz sosyal medyada. Mesela çünkü <laughs> biz biz bazen e, mesela ben eskiden bunu çok yapardım. Hani şimdi birazcık işin geyiğine vuracağım. E, Hı -hı. yeter bu kadar bölüm sohbet falan diyorsun. <laughs> şimdi şöyle yapar, şöyle yapıyorum. E, eskiden şu an çok yapmıyorum. Çünkü şu an doktorlar olarak farklı problemlerimiz olduğu için Hani doktorlara hani bir artık şey olarak bile çatmıyorum. Hani mizahi Tabii. olarak bile çatmıyorum evet. ama eskiden bunu çok yapardım sosyal medyada. İşte diyelim ki işte X bölümü, İşte işte bunlarda ne kadar rahatsız, Çok rahatsınız. Hayat size güzel falan diyorsun. Eee <laughs> baş harfi D olan bir bölüm mesela. sinirleniyorlar tamam mı? Geriliyorlar. Diyorlar ki hiç rahat değiliz. çok zoruz falan falan gibi. Ve diyorsun ki tamam ben bunlara daha çok yüklenmeliyim. güzel <laughs> e, falan <laughs> o o şeyi alıyorsun o enerjiyi alıyorsun onlardan tamam mı? çünkü o orada karşıdan inkar geldikçe sen daha çok <laughs> yük, yükleniyorsun onlara mesela e, bir bölüm ismi olarak söyleyeceğim mesela diyorsun ki FTR'cilere FTR ne kadar rahat o hayat size güzel FTR'ci diyor ki sosyal medyada sana vallahi hayat bize güzel ya ne güzel falan <laughs> <laughs> diyor sen diyorsun ki ama ne no, no oldu şimdi böyle olmaz sen sen de öylesin ya yani sana, sana da hiç <laughs> evet. çakılmaz ve zek vermezsin sosyal medyada, evet, psikiyatrik konusunda sen, çatılamam gerçekten seninle de hiç uğraşamam bir <laughs> <laughs> garanti aldım onu <laughs> şimdi e, gelelim herkesin aklındaki e, soruya özelde çalışma imkanları şimdi e, sen kendi e, özel e, kliniğin orada e, çalışıyorsun e, peki e, özelde çalışmak bir psikiyatrist için ya da iş bulmak ...tatmin edici bir iş bulmak kolay mı? Ee, evet. Ve hani bu eğer böyle bir kompetisyon varsa... ...bilmiyorum, eğer varsa da hani özele geçmek için... E, böyle ...bir psikiyatrisi daha ön plana çıkartacak neler var? Anladım. Ee, bence bu konuda ciddi bir şey yok. Ee, hani böyle yırtıcı bir piyasa yok bence. Ee, benim hani bir şekilde bulmak isteyen... ...ya da arayan arkadaşlarımın hepsi kısa sürede... ...bir şey buldular yani. Hani kimse... İşte bir mecburi hizmet bittikten sonra böyle bir yerde sürünmedi açıkçası herkes gitmek uh -huh. istediği yere kısaca gitti ben bunu hep gördüm ee, eğer şeyleri gör hani ak aksi olan şeyleri duymadıysam onları bilemem ama aradığını bildiğim herkes bir yerlere gitti uh -huh. özel özele yerleşti dolayısıyla bu konuda ciddi bir e şey yok yani o competition dediğimiz şey çok fazla yok. Özelde kişiyi çok fazla öne çıkaracak bir şey olmayabilir çünkü özel hastaneler sonuçta biraz poliklinik olarak işliyorlar. Hmm. Tabii ki bazı şeyler, e, yani bazı ek detaylar tabii ki elinizi güçlendirir diyeceğim şimdi hani biraz kariyer için konuşuyoruz ya. Yani. Elinizi güçlendirir ama en nihayetinde bir biraz da poliklinik gibi işliyor. E, tabii yapabildiğiniz her şey sizin yanınıza bir şekilde şey kalsa da hani bir e, kar olarak kalsa da çok fazla hani şey sanmıyorum yani şöyle bir şey işte iki tane psikiyatrist var hangisini seçelim of bunda şu varmış bunda bu varmış gibi bir şeyin çok da fazla yaşandığını açıkçası düşünmüyorum. Yani psikiyatriste aç kalmıyor. E, hani çok da sorun olmayacaktır ama tabii ki iyi bir psikiyatrist olup olmadığınız zaten gelen profil e, bir yerden sonra kendi yakınlarını, o iyilik halini onlara da yaymak istediği için o Kişileri de getirdiği için iyi bir doktor için geçerli bu aslında. Dolayısıyla hı hı. E, en nihayetinde karşı tarafı anlayabiliyor musunuz? Ve o da anlaşıldığını hissediyor mu noktasında? O poliklinik noktasında böyle bir şey var. Yani cinsel terapidir, işte şema terapidir, BDT'dir ya da psikoterapi gibi alanlar. Özel hastanelerde o konuda bir deneyim olmadığı için bilmiyorum. Hı hı. Ama çok izin veriyorlar mı öyle bir şey onun da bilmiyorum. Çünkü cost efektivitesini e, düşünürler diye düşünüyorum açıkçası. Bu daha çok böyle özel kendin bir e, yer açtığında mı acaba yapabileceğin şeyler bu mesela psikoterapi örneğini verdin ya Biz, evet. hani bizim daha çok yani ben olaya hakim değilim hani şey bir soruysa saçma bir soruysa e, lütfen kusura bakma. Hani e, benim kafamda oluşan algı şu şekilde e, psikiyatriyle ilgili işte ben e, psikiyatrist anlamını yapayım. Daha sonrasında kendi bir kliniğimi açayım. Orada da e, psikoterapi üzerine yoğunlaşıp Hı hı. E, işte belli bir e, alanda e, hastaları dinleyeyim e, sorunlarını süreç içerisinde çözelim ve buradan hı hı. da maddi kazancımı en üst seviyede ne kadar nasıl yapabiliyorsam yapayım gibi bir şey canlanıyor benim kafamda ama e, bu, bu böyle bir şey mi? Şöyle aslında şimdi psikiyainin en güzel yanına e, geldik çok geniş bir şey skalası var yelpazesi skala değil de böyle bir e, alan yelpazesi var Atilla yani ee, işte ben sadece poliklinikte hasta göreceğim ve psikoterapiyle uğraşmayacağım dersen böyle bir alan var. Hı hı. Ben işte e, kendi yerimi açacağım, bir ofiste çalışacağım, orada psikoterapi hastalarımı göreceğim dersen o da var. Ben e, işte sadece bağımlılıkla uğraşacağım, sadece cinsel terapiyle uğraşacağım, sadece kapalı servis hastalığı. Yani alan çok geniş ve, hı hı. E, ve bu alan içerisinde nerede çalışmak istediğini ya da hangilerini, hangileri konusunda da tanınmak istediğini belirleyip ona göre hareket edebilirsin. Senin kafandaki de bir metottur. Ama herkes psikoterapi yapmak istemeyebilir. Onun da hı hı. kendi içinde başka yoruculuğu var. Dolayısıyla der ki ben işte özele geçeceğim. Özelde de hiç psikoterapi hastası da görmeyeceğim. 20 dakikalık muayeneler göreceğim diyebilir ve öyle çalışabilir. Dolayısıyla psikiyatrin en güzel yanı çok geniş bir şey var. E, alanı var hı hı. ve bu alan içerisinde atıyorum işte illa dal gibi ya da illa e, ekstradan işte çok 4-5 yıl sürüp üzerine zorunlu hizmet yapacağın bir Uzmanlaşma ya da bir spesifikleşme istemiyor. O alanda işte eğitim alırsın üzerine çalışırsın okursun, süpervizyonu alırsın ve bir yeterlik elde eder, bunu yapabilirsin. Böyle bir şeydir psikiyatri, yani alanı çok geniş. Kişi kafasına uyanı yapar, uymayanı yapmaz. Ben mesela atıyorum, ben mesela cinsel terapi bilmiyorum, yapamam. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla bana o şikayetlerle gelecek kişileri atıyorum, yönlendiriyorum diyorum ben bu alanı bilmiyorum. Dolayısıyla yönlendiriyorum ilgili kişileri ya da ilgili kurumlara. Ee, öyle bir güzelliği var aslında e, psikiyatri. Güzel güzel gerçekten ya e, yani sonuçta bizim dahiliyede hani yan dallar çok spesifiktir hani evet. söylediğin şeyler aslında bir yan dalla da benzeyen Tabii. Tabii. E, şeyler ama sizde bir yan dal e, organizasyonu yok. Yok, e, yok şöyle bir şey o, var mı e, mesela biz e, mesela hematoloji için e, örnek vereceğim e, içinde olduğum için mesela kemikliği transplantasyonu yapmak istiyorsan bir kemikliği transplantasyonu merkezinde işte bir yıl e, işte 9 ay 1 yıl çalışmış olman lazım ve bununla ilgili birçok yetkinlikle ilgili birçok eğitimi tam, tamamlamış olman lazım. Psikiyatride de hani bir yandal yok ama hani böyle bir şematizasyon var mı eğitimde? Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ruh sağlığı yasası dediğimiz ya da bu işte mesleki yetkinlikle ilgili denetleyen resmi bir kurum ne yazık ki olamıyor. Ruh sağlığı yasası da yok bununla ilgili bir şey dolayısıyla. Hı -hı. Ee, gittiğiniz bir doktor ya da gittiğiniz herhangi birisi ben şu terapiyi yapıyorum dediğinde e, onun yeterliliğini denetleyen herhangi bir resmi kurum olmadığı için siz gittiğiniz referanslarla ya da o kişiyle konuşunca hani ona güveniyorsunuz. Ya evet bu adam herhalde BDT yapıyordu ya da işte anlatıyor yetkinliğini. Ee, dolayısıyla böyle bir resmi derecelendirme şey yok. Burada terapiyi yapan ya da o işi yapan kişinin kendi ahlaki ve etik şeyleri devreye giriyor. Yani e, işte piyasa şarlatanlarla dolu terapi yapıyorum diyen ya da işte bu konuda herhangi bir müdahalede bulunuyorum diyen. Evet. Ne yazık ki yok. Dolayısıyla güvenilir referanslarla gitmek ve gittiğimiz terapistten gittiğimiz doktordan e, hani o şeyin yetkinliğini ya hani siz bu terapi yapıyorsunuz, yetkinliğiniz nedir diye e, sorması gerekiyor insanların. Hani biz genelde söylemeye çalışıyoruz işte bir sürece gireceksek ben şundan şundan e, eğitim şöyle şöyle vesaire anlatıyoruz bazı şeyleri. Uh -huh. Ee, ama hastaların bir kısmı bunu tabii ki soramıyorlar ve bilmiyorlar. Haklı olarak nereden bilecekler? Ben işte kemik ile ilgili bir şey gideceksem nereden bileceğim onun yetkinliğini? <laughs> ya bizde işte vicdani ve ahlaki şeyler oluyor. Bir insanda bilmediğini bilmiyorum deme e, ahlakına sahipse herhalde doktorların çoğu da sahiptir diye düşünüyorum. Psikiyatristlerin çoğu da sahiptir diye düşünüyorum. Bu çok yüksek o, bir olabilir. ahlak. Umarım öyledir. Ee, <gülüyor> çünkü... <gülüyor> evet. Çünkü... Ya ama şöyle bir şey var Atilla yani e, bilmediğin bir şey yapmaya kalkışınca hastadan sonuçta hastanın zamanını ve parasını da alıyorsun. Hı hı. E, o iş gerçekten çok sarpa sarabiliyor. Hem doktorun kendisi için hem hastanın için. Tabii ki. Ahlaki olmasa bile kişi kendini o, o duruma çok fazla sokmaz. Hani doktorların kendisi. Dolayısıyla hı hı. bu bire bir şeydir. Bir e, sınır meselesidir yani. Güzel. Bu şekilde. Şimdi e, spesifik bir cevap almadan başlayalım. E, yani bir rakam istemiyorum senden ama ha. bu da çok merak edilendir e, soru oluyor. E, şimdi maddiyatla ilgili de çok fazla soru geliyor. Yani sonuçta yani bu da normal bir şey yani e, sonuçta insanlar yapacağı işten ortalama işte hayat standartını ne, ne kadara kadar ne üst düzeye kadar çekebileceğini merak ediyor. Yani psikiyatri maddi tatmin olarak yani bir derecelendirme yaparsan sıfırlı on arasında ya da işte kendi bir derecelendirme yöntemi varsa ne, nereye oturur? Şöyle, yani ortalama olarak. E, bu konuda mar Muhtemelen ya bu konudaki o spektrum çok geniş. E, Hı. Şöyle mesela devlette psikiyatristler çok A, fazla sıfır, kazanmıyor. Sıfırla Heh, 100 olsun. arasında olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> en azından 30'a koyarım. Şey eee <laughs> Şey diyeceğim. Mesela devlette işte ameliyat yapan, girişim yapan bölümler çok fazla döner meselesi vesaire ya benden bir buçuk iki kat fazla alabiliyorlar. Dolayısıyla bir ortopedi kadar, bir cerrah kadar belki alamıyorum. Ee, ama mesela özelde ya da işte kendi yerinizi şey yapmaya açtığınızda ya da kendi hastalarınızı takip etmeye başladığınızda bunun bir üst sınırı yok. Atıyorum işte seansı. 3000 liraya da görebilirsin ama ona göre hasta gelir. Ya da gelmez. Hı -hı. Hani dolayısıyla üst tarafın bir sınırı yok ama Alt tarafta baktığımızda yani kişiyi tatmin eden bir yanı var. Ha ne yazık ki ülkemizin şu anki şartlarında 3 ayda BMW alamazsınız ee, öyle bir şey yok. Ee, ama kriz ben hep de kriz dönemli para kazanmaya başladım anasatımdan. <laughs> 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 bunu niye kafama soktu? Ben mutlu mesut yaşıyordum ya abi. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, huzuru huzurumuzu biraz bozulmadı. Evet. <laughs> para, para para konuşalım huzurumuz <laughs> kaçsın. Ya şöyle. Kişiyi tatmin eder ama tabii ki e, işte çok ünlü ya da işte çok marjinal fiyatlar biçmiyorsanız çok 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 zengin olamazsınız. Ama doktorluktan zaten çok 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 zengin olunmaz. Ya O, o tren kaçtı. Kaçtı ha. aynen biz yakalayamadık onu biraz geç evet, doğmuş aynen. olduğumuzdan ötürü. Ama maddi tatmini var bir de dediğim gibi kişi kendine bir fiyat biçiyor sonuçta eğer özel özeli varsa. Ve o fiyatın hareket edersen de ona göre bir şey elde ediyorsun. Dolayısıyla bunun rengi çok e, geniş. Ama şimdi düşündüm ben 3 ayda BMW alamam almak istemiyorum bu arada ben hani maddi tatmin herkesin şeyi de farklıdır ee, ben maddi olarak tatmin oluyorum ama insanların ne kadar tatmin olur bilemeyeceğim cevabımın evrensel olmadığını da kesinlikle düşünüyorum standartı çok <laughs> yüksek birisi değilim bak arkadaki kütüphanelerin bile aynı değil o kadar hani umarsız ve rahatım birçok konuda. Ikea ee, mı onlar? Bunlar Ikea. Güzel <laughs> reklam veriyoruz. Da, bununla bu aynı mesela bu değil. Hani aradık evet, bundan evet. yoktu ve hani bunu okey hani ben benim için sorun değil ama kimisi için sorundur ya da kimisi daha güzel mobilya ister falan. Ee, tabii tabii Chris yani. Dick'den sonra bu yayını tekrarlayalım ben hani o zaman biraz daha şey olur parlarsın kendini. Ayrı, o zaman hani konuşurum. daha net bir şey söyleyebilirim abi işte şu kadar parada pas alıyorum falan. Böyle Urfa ağzıyla konuşursam. Ee... Ya Urfa'da biliyor musunuz pas sat vardı sürekli. Ben ben şimdi söylemedim. Ya, bile, be, bilenler olabilir belki ama ben de Urfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre e, dahiliye e, zorunlumu yaptım. İşte hematoloji yan dalına başlamadan önce e, benim dönemimde e, yan zorunlu hizmeti bitirmek zorunda değildin değildiniz evet. yandala baş, başlarken. Hani ben biraz şanslıyım o konuda. Ee, ve orada fark ettiğim şuydu. Pas -pas. 63 plaka Passat'lar yani. <laughs> ya dedim ki arkadaş yani bir şehirde böyle bir Passat aşkı olabilir mi? Ve Böyle saçma sapan da kuralsız murasız da giderler bilmiyorum. Şimdi Urfalı eğer izleyen varsa zaten ne, ne yaşadığımızı ve ne demek istediğimizi zaten mükemmel seviyede anlayacaklar. Benim Passat'a karşı nefretim oldu. <laughs> ya ben dedim ki nefret ediyorum bu arabadan ben hayatım boyunca Passat görmek istemiyorum diye böyle bir kafamda a, algı oluşmuştu. O hala da de devam ediyor. Nasıl bir post travmatik stres disorder oldu. <laughs> Mesela artık Passat görünce böyle bir aksiyete bir şey giriyorum. şey Passat'a bindin mi hiç? Bilmedim abi. Ben bindim güzeldi ama alamam <laughs> bak ben de o engelden dolayı alamam yani Enes'in pastatı varmış hani zaten araba sürmeyi sevmiyorum ayrı şey de hani <laughs> Enes'in pastatı varmış diye bir cümle duymak istemiyorum senin dediğin nedenden ötürü böyle bir ruhsal bir şey iz bıraktı ha, evet. bende yani. Ya gerçekten ya çok 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 Pastat. değişik bir şey. olsun abi sen de şoför tutarsın daha sonrasında belki Hayır, Hayır, sürmek yok, zorunda kalmazsın motorla motorla tırıs tırıs giderim abi şoföre gerek yok Motorum var mı? Var var. Aynen. Ben motorcuyum. Motosiklet kullanırım. İstanbul'da başka türlü düşünemez. Ben o Passat'a binsem e, yani yavaş yavaş ölürüm. Abi. Hipertansiyondan işte muhtemelen tipiki <laughs> diyabet olurum. O arabanın içinde gerçekten çıldırırım yani. Hani çıldırırım. Trafik kaldıramıyorum. Tra trafik orada gerçekten çok fena. Ya. Vallahi zor. Şimdi hiç oraya girmeyelim. Çıkamayız. Trafikte aynen. kalırız biz de. Trafik. Şimdi şöyle e, bakıyorum şöyle sorularıma. Aha. Şunu da sorayım çok fazla GE'ye bağlamadan. Şunu so sormuş arkadaşlarımız, sonuçta yurt dışında ki eğitim prosesiyle ilgili ya da yurt dışındaki imkanlarla ilgili. Bilmiyorum ne kadar araştırdın, araştırmamış da olabilirsin. Bu soruyu daha sonrasında da pas evet. geçebiliriz. Hani böyle bir merak var, hani psikiyatriden yurt dışına gitmek kolay mı zor mu? Ya da ben, aslında ben şunu kafamda oturtamıyorum. Bana zormuş gibi geliyor. Neden zormuş gibi geliyor? Şu yüzden. Yani sonuçta bizim ee, mesela ben bir hematolog olarak benim bir insanla iletişimim evet. aslında çok basic, temel e, bir iletişim oluyor. Ama sanki psikiyatride daha kompleks ve sofistike bir iletişim e, bağı kurmak gerekiyormuş gibi hissediyorum ve hani bu yüzden de işte o dil engeli sanki birazcık daha e, fazla olurmuş gibi hissediyorum psikiyatride. E, sen böyle bir şey düşündün mü e, bu konuda bir e, yorumun var mı? Şöyle ben yurt dışında çok çok fazla araştırmadım en azından psikiyatri hı hı. şeyi olarak çok fazla araştırmadım giden arkadaşlarımız vardı o dediğin engel kesinlikle söz konusu ancak aşılamayacağını çok da düşünmüyorum çünkü sonuçta insan burada da insan orada da insan evet bazı kültürel farklar var ama bir şekilde yetersiz anne baba yetersiz çevre orada da öyle burada da böyle dolayısıyla insan ...ruhundaki etkileri aynı... ...hatta zaten bizim ekoller zaten batıdan... E, hani şey, ...doğup da gelen ekoller olduğu için... ...evet insan ruhunu ve zihnini anlamak... ...bazı açılardan kişiyi zorlayabilir... ...ancak ben çok da aşıl, aşılması zor bir engel olduğunu düşünmüyorum... ...bu arada bu dediğim hani... ...daha güzel poliklinik muayeneleri konusunda söz konusu... ...psikoterapi konusunda... E, ...hani daha derin bir dil anlayışını... ...o dille düşünüp... ...o dille belki rüya görmeyi gerektirecek kadar hakimiyet... E, ...gerektireceğini düşünüyorum... Ben araştırmadım. E, ne desem de yanıltmış olurum. Ama giden arkadaşlarım var. Hatta bir uzman da gitmişti. Birkaç arkadaşım da gitti. E, Amerika'ya da giden var. Orada uzmanlığını yeniden alan. Çalıştıkları yerden memnun gibi duruyorlar. Ama ben e, benim için biraz karanlık bir alan. Ben araştırmadım. Bilmiyorum. E, kendi Hı -hı. ülkemde zor öğrendim. Bir de orada öğrenebileceğimi <laughs> düşünmüyorum. O kadar enerjim yok herhalde. <laughs> ya bu. bu... <laughs> <Yani> hani... <laughs> Bu zaten gerçekten hani birçok insanın e, engeli oluyor. Kendi evet. o enerjiyi ve motivasyonu bulamamak. Tekrar başlayacağım bazı şeyler? Kaç yaşına geldik abi? Yani hala evet. hayatımızı kuramadık. E, yeniden baştan inşa Hele hele Amerika'ya gidip uzmanlığında kabul edilmiyor. En baştan her şeye evet. başlaman lazım YSML'i falan falan. Burada bir tek şunu söyleyebilirim Atilla. Hani bizim e, mesela... Bir şekilde yurt dışına gitmek, hekimlerin yurt dışına gitmekle ilgili şey işte burada devlet ya da de özelde iyi bir muamele görmemek ve işte bazı toplumsal nedenler. Mesela yani psikiyatri aslında bir şekilde devlet ve özelden tamamen sıyrılıp kendi kendine çalışabilen bir e, tarafı olduğu için eğer o kişi bir şekilde bazı toplumsal yapılardan, bazı toplumsal şeylerden rahatsız olmuyorsa o devleti tamamen ya da özeli tamamen, o muameleyi tamamen uzaklaştırıp kendi tıbbi alanını oluşturabildiği için ben çok işte araştırmadım o yüzden. Atıyorum mesela dahiliyeci olsaydım başka bir şey olsaydım belki derdim ya burada hekimlik yapılamayabilir mi? Burada daha zor olur mu diye düşündüm ama şu anda ben mesela o mesele üzerine işte ülkede işte devletin ya da devlet hastanesindeki psikiyatri işte muayeneleri üzerine vesaire çok da fazla e, genel mesleki şeyler dışında şahsi olarak endişelenmiyorum. Çünkü kendi danışanlarımı takip ediyorum ve Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece ben, masa ya da ekran bunlara ihtiyacım var. E, dolayısıyla e, hani yurt dışında psikiyatri düşünülecekse illaki ekonomik ya da toplumsal nedenler dışında kişi burada işini güzel bir şekilde yapabiliyor. Diğer bölümler ne kadar yapabiliyor bilmiyorum. Bu bağımsızlık böyle bir alan katıyor. O yüzden onu belirteyim. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani bence bu yayında verdiğimiz en güzel mesajlardan bir tanesi oldu bu. Çünkü sonuçta bu istenmeyen negatif şeylerden kaçabilmek çok büyük bir ee, hani lüks diyeceğim eğer doğru kelimeyse evet, hani doğru, o da doğru. psikiyatrinin lüksü e, gibi evet. oluyor. Çünkü bizde kaçamazsın. E, yani birçok bölümde kaçamazsın. Çünkü hastaneye bağımlısın. Evet. Ee, özel ya da devlet fark etmez. Yani büyük bir merkezde çalışmak zorundasın. Belli e, alet edevatlara sahip olmak zorundasın. Belli teknolojilere sahip olmak zorundasın ki işleri yürütebilesin. E, ama e, sen bağımsız bir şekilde kendi evet istediğin ve kendi kafanda kurduğun e, bir sistematiği hayata geçirip evet. belki de bizden daha mutlu bir şekilde. Umarım bizden daha mutlu olursun. Onda Hep beraber mutlu, mutlu olalım ya. <gülüyor> 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 Niye kıyas yapıyoruz? Hepimiz mutlu olalım. <laughs> he he Tabii he hepimiz mutlu olalım. Ee, ama hani senin mutlu olman <laughs> <mutlu> <laughs> burada bize güç veriyor, motivasyon teşekkür, veriyor. Teşekkür ederim. <laughs> Ama gerçekten yani bir bölüm tercihinde e, bence tercih etkileyebilecek bence de. şeylerden noktalardan bir tanesi Aynen. bu. O yüzden önemli olduğunu söyledim aslında. E, şimdi şuraya e, artık geleceğim artık yavaş yavaş kapanışa doğru bir saati geçtik. Oha, bir Şu an be. olduğu zaman nasıl geçtiğini anlarsın değil ben mi? Yani? Benle vakit hızlı geçiyor Atilla hep böyle. Ne şey olsa Pamir olsaydı. Pamir tam, ya. Tam, tam, <laughs> tam böyle. <laughs> Uçuşa geçerdik, evet. geçerdik. Pamir bu arada izliyordu bir ara yor ha. yorum kısmında gördüm onu. Ee, sonra kaçtı ya da hala bizi takip ediyor. Hmm. Ee, buradaysa selam versin. Selam Anlayalım, anladım. yoksa sileceğiz onu. <gülüyor> 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 bir daha da yayın yapmayacağız onunla. Kayıt olacak arkadaşlar merak etmeyin. Ee, şuna geleceğim. Bu benim kendi merak ettiğim bir okay. e, soru. Şimdi. E, ...bir sürü eğitim alıyorsun... Ee, ...işte insanların yaşadığı şeyleri çözümlüyorsun... İşte onların... E, ...düşünce yapılarına giriyorsun... E, ...işte kişilik yapılarına... ...belki giriyorsun... E, ...ve sonuçta bu senin işin oluyor bir yerde... ...acaba... ...bir mesleki deformasyon olarak... E, ...şunu yapıyor musun? Mesela ben... ...Pamir bu arada buradaymış... ...tamam Pamir... E, ...geçtin şeyi, testimizi evet. geçtin... ...bravo... <laughs> ee, yani bir psikiyatrist arkadaşımla konuşurken ben bazen geriliyorum. Neden geriliyorum? Şundan dolayı geriliyorum. Acaba benim söylediğim şeyler analiz falan ediyor olabilir, olabilir mi? mi? Benimle ilgili bir e, böyle bir kanıya ya da bir karara e, varıyor olabilir mi? Yani ya sende tamam. kişilik bozukluğu var falan <laughs> hani bir noktaya gelir miyiz acaba? <laughs> diye böyle e, bazen korkuyorum konuşurken ya da bazı şeyleri ona anlatırken. Bu benim tarafımda e, hissettiğim şey. Senin tarafından olayı düşününce acaba sen ilişkilerinde böyle bir proses içerisinde oluyor musun sosyal hayatında? Yani psikiyatrist olmak sosyal hayatını kısacası nasıl etkiliyor? Şöyle ee, şimdi bir kere çok önemli bir etik kod var. E, muayene olmak istemeyen herhangi bir kişiyi muayene etme ya da onun hakkında bir e, fikir üretme, onun hakkında bir yargıda bulunma bir kere etik değil. Bu bir e, yani bir kişi sana bazı konular hakkında fikrini sormuyorsa mesela. Genellikle işte e, bazı densiz insanlar ya da işte psikoloji konusunda bir şey bildiğiniz zanneden ya da e, herhangi bir alan uzmanı olsa bile bununla şov yapmak isteyen insanlar böyle toplum hani toplum ortasında mesela işte senin annen böyle sen o yüzden o yüzden şöyle yaparsın bu şovu yapıyorlar bu hani etik değil bir kere bu bir şimdi hepimizin zihnindeki düşünceler bize ait e, şimdi sen benim aklımda bir düşünce üretiyorsun ve o kendi zihninde kalıyor ben de senin aklında bir şey üretiyorum bu da benim zihnimde kalıyor. Benimkisi bazı açılardan daha e, rafine ve ayrıştırılmış olabilir e, ama bu e, bende sonuçta her zaman benim düşünce alanında ben ben bunu dile dökmedim müddetçe seni de rahatsız eden bir yerde bunu sunmadığım müddetçe hı hı. E, ki etik kodlar gereği de bunu da sunmam öyle de bir şey yapmam e, sosyal hayatı çok etkilemiyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Az önce de biraz o sosyal etkileşim ve muaneden bahsettim ya. Sosyal olarak etkileştiğimiz insanlarda hani o ile ilgili şey ya da değerlendirmekle ilgili şey birazcık kalkıyor açıkçası aradan. Çünkü o şekilde tanıdığımız insanları çok da fazla değerlendiremiyoruz. Bazı şeyler çok aşikar değilse. Ama zaten o aşikar değerlendirmelerin daha e, az profesyonelini ya da daha az yetkinlik olanını birçok insan tanıyan birçok kişi yapabilir. Dolayısıyla benim sosyal hayatımı çok da fazla etkilediğini söyleyemem çünkü sonuçta insanlara onların işte e, kişiliklerine göre davranıyor değilim e, onların kişiliklerinin bendeki yansımaları ve kendi kişiliğim üzerinden davranıyor ve benim hayatımı etkilemiyor belki ben bu konuda kabiliyetizi bilmiyorum ama bu bir etik koddur yani karşıdaki insanı böyle o istemedikçe analiz etmezsin değerlendirmezsin o gözde de görmezsin ha otomatik değerlendirmeler olabilir işte basit bazı şeyler zihnimizin bir köşesinde çakabilir durur ya da bir köşede ama hiç ben şey düşünmedim. Hmm. Hani bunun üzerine kişiyi de herhangi bir müdahalede bulunma ya da o öyle olduğu için şöyle söyleyeyim diye bir şey hiç yapmadım hayatımda. Şey gibi ben... oluyor. Bir tane yorum geldi. Güzel güzel bir şey soru bence. İnsanları manipü... insanları manipüle edebiliyor mu diye sormuştum. Hayır. hayır. <laughs> Yapılabilir ama bunu insan sarrafı olan herkes yapabilir zaten. Bu biraz bilinç dışından da yaptığımız bir şey. Yani bir kişiyi tanıyıp o kancalar takılı birbirine anlarsanız falan. Yani Beyazıt esnafı, Aksaray esnafı bu işi benden çok daha iyi yapabilir. ha Psikiyatri bilse belki daha da iyi yapar ama ben böyle bir şey yapmıyorum. En azından bilinç düzeyinde diyerek kendimi aklıyım. <laughs> ee, bilinç dışı için konuşmayayım şimdi. <laughs> Onu bilemiyorum. <laughs> tabii tabii hepimiz e, belli dönemlerimizde böyle bir manipülasyon <laughs> yoluyla girebiliyoruz. Mesela sözlerde evet. hocaları manipüle ettiğimiz gibi kendi bildiğimizi <laughs> alana <gülüyor> doğru hocayı <laughs> çekeriz. Ee, bilmiyorum sen yapar mıydın? Ben çok yapardım. Hoca bir şey sorar mesela. Ee, sen böyle hafif bilirsin hocayı bilmediğin yere zorlayacak böyle ya, yarım bir cevap verirsin sonra or oradan hoca sormaya başlar hocayı oraya çekersin kendi bildiğin hmm. yere sonrasında hocaya e, böyle o çektiğin alanda bütün sorularına cevap vererek böyle nakat edersin. Hoca <laughs> hoca da şaşırır çünkü beklemediği bir yere <laughs> açılmıştır hoca oradan geri de dönemez artık sen o hocayı alırsın orada sararsın sallarsın sonra yüzünü alırsın doksanını alırsın ben çok bırakırsın hocayı. ben çok tutuktum sözlülerde yani çok gerilirdim aşırı gerilirdim bildiğimi de çok söyleyemezdim açıkçası ee, ama arkadaşlarım bana şey derdi hani sen sempatikliğinle geçiyorsun filan derlerdi hani bilmiyorum <laughs> ben o sırada çok gerginim işte hiçbir şey hissetmiyorum falan ee, çok yakın arkadaşlarım Seda'yla Gözde bana hep öyle derler ya senle giriyoruz biz sene, sempatik yapıp geçiyorsun diyorlardı hani ben o dediğini hiç bilerek yapamadım. <laughs> Herhalde hani o doğal yapmışsın. Evet. Belki olabilir. <laughs> olabilir hani hmm. o doğal halimle geçti iddia edip arkadaşlar. <laughs> Herkesin şey farklı demek ki. <laughs> tabii tabii yani ke kendi e, bilginle geçmişsin. Hiç kimseyi manipüle etmeden. <laughs> evet. Kendi hakkınla. Biz böyle biraz manipüle edip böyle notumuzu birazcık daha yükseltmiş olabiliriz. <laughs> Ama şimdi abi yani orası da kutlar sofrası yani. Ee, yüksek puan almak zorundasın diğeri daha yüksek almış 100 almış hmm. sen diyorsun ki ben 90 alırsam problem olacak şimdi yok bir derece daha ineceğim <laughs> falan gibi. böyle bir psikopat bir ortam var <laughs> sen o piyasa ee, yapıyor muydun ben hiç ben 60 ya da 55 alayım hani geçeyim derdim hep Demek ki sen... Yo, olmaz. Gay. 90 plus olmalı. Yoksa... <laughs> İyiymiş. Güzel standart. <laughs> ben geçeyim bizim, noktasındaydım. Bizim, bizim, bizim de saykoluğumuz böyle, böyle bir şeydi. noktasında. <laughs> ya... Ama, ama gerçekten yani sonuçta manipülasyon psikiyatriyle ilgili bir şey değil. Hepimiz şey, bir şey insanla ilgili yapıyoruz. Evet. Ben de onlardan maalesef bir tanesiyim. Çok manipüle ederim. Şimdi benim sorularım bitti. Ben de hazırlamıştım ee, artık enes enes de yayından önce zaten çalıştım. Ee, evet. Bütün, bütün soruları ezberledim. Nasıl soracağımı kafamda planladım, tasarladım. Şimdi prompter falan da varmış burada. bütün konuşmalarım da planlı aslında. <laughs> Ama e, güzel bir şekilde ben bütün sorularımı şu an noktala noktalamış oldum. Bunun dışında başka bir sürü soru geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bütün soruları sormam mümkün değildi. Daha çok genel ve insanları daha çok yönlendirici soruları sormaya çalıştım. Çünkü sonuçta sorular arasında çok daha özel ve spesifik sorular da vardı. Hani o sorulara girmemiz mümkün değil en azından bu yayında. Enes'e nasıl ulaşırsınız bilmem. <laughs> Ulaşmayı deneyebilirsiniz o sorularınız için. Dönüyorum ben olabildiğince. Şimdi Enes, hani benim atladığım... Ee, belki psikiyatri için önemli bir şey olabilir. Benim aklıma gelmemiş olabilir. Hı -hı. Hani eklemek istediğim bir şey var mı bu psikiyatri tercih sürecinde? Şöyle var. E, şimdi ben biraz psikiyatri seven, biraz da böyle romantik bir adamım. İşte kitaplara dökülen şarkı sözlerine gömülen. Şimdi böyle bir adamım. Dolayısıyla bazı şeylere yüklediğim sembolik e, anlamlar ya da herhangi bir anlam çok fazla olabiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. psikiyatrinin şöyle çok güzel bir yanı var. Eğer radarlarınız açıksa, alıcılarınız açıksa, ee, hayatla ilgili, insanla ilgili ve insanın ürettiği her şeyle ilgili edinebileceğiniz hazzı sanattan, müzikten, resimden, hayatında kendisinden elde edebileceğiniz o hazzı e, çok 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 arttırabilen bir alan. Mesela bu diğer bölümlerde işte buna ne zaman psikiyatrinin e, bahsi atsa ben bunu hep söylemek isterim. Çünkü çok değerli olduğunu düşünürüm. Ee, hani bir işte hematoloji evet güzel alan işte ortopedi güzel alan bunlar gerçekten çok böyle pozitif inanılmaz akıl almaz bilimler yani o reseptörler vesaire falan ama mesela bunu öğrenince bir filmi izlerken o filmde ne neden yapılmış insanlar arasındaki etkileşime kafa yormak ya da bununla ilgili bir şey katamadığını düşünüyorum ben hani kendi o pozitif bilimi içerisinde ama psikiyatri insana şeyi katıyor. Şimdi insan her yerde olduğu için ve insanın zihni de her yerde olduğu için psikiyatri bildiğiniz zaman ve merak edip okuduğunuz zaman bir dirsek teması oluyor her şeyle. Okuduğunuz kitaptan, izlediğiniz filmden, her şeyden böyle bir çıkarttığınız anlamlar kendinize yönelik ya da danışanlarınıza yönelik bir şey öğrenip onu işte götürebiliyorsunuz seansa. Böyle bir yanı var. Yani üzerine inşa edilebilecek güzel bir alan sunuyor ve bu alan hem biraz belirsiz ama çok da sağlam bir temel. Üzerine sosyoloji okuyabilirsiniz, antropoloji okuyabilirsiniz, filimizde bir film yorumlayabilirsiniz, kitap okuyup kitap yorumlayabilirsiniz. Benim YouTube tozlu raf kanalım gibi mesela, burada ee, reklamı yapıştırayım. Tabii ee, ki yapıştıracağız. <laughs> o, e, e, hepsini. Şimdi senin genellikle e, sonuçta e, insanlar daha çok böyle işte Instagram, e, bizim de takip ettiğimiz o güzel e, sarkastik videolarınla. E, biliyoruz e, ama senin çok ayrı bir aslında e, bir tarafın var işte şu an bahsettiğin taraf işte kitap analizleri e, yaptığın taraf e, tozlu raf tozlu raf mesela bu psikiyatrinin bana kattığı bir şeydir işte dolayısıyla psikiyatrinin böyle bir alanı var e, psikiyatri düşünen romantik bireylerde varsa özellikle bunu söylemeden e, geçemeyeceğim bunu eklemek istedim benim için çok Süper. önemli teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür insanın hayata bakış açısıyla ilgili gene <laughs> evet. soyut bir şey söyledin. Bakın arkadaşlar gene somut bir şey yok elimizde. Yani <laughs> evet. psikiyatri böyle bir şey. Soyuta birazcık alışmak <laughs> ve bundan zevk almak <laughs> gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Enes gerçekten ben çok keyif aldım. Bir arkadaşlarımızın da, arkadaşlarımızın da çok ciddi yönlendiğini düşünüyorum bu karar verme sürecinde. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın 300 kişiyiz. Sonra 50 tane like olmasın. Daha fazla <laughs> like daha fazla like bekliyoruz sizden. Onu da söyleyeyim. Zor değil. Bir saniye. <laughs> ee, aynen öyle. Hemen aşağıda bir emoji var. Oraya dokunursunuz. Evet artmaya başladı. Bravo. Ee, gerçekten hani böyle ben de yoruluyorum aslında böyle sonuçta senin için de benim için de böyle fiziksel bir e, yorgunluk sebebi Start. olabilecek bir yayın. E, ama gerçekten çok zevkli oldu. Nasıl geçtiğini de anlamadım. E, şu an geçin. kendimi daha da enerjik hissediyorum aslında. E, bir yürüyüşe çıkacağım böyle birazcık da spor yapayım, hava da alayım. E, gerçekten başka yayınları da seninle e, iple çekiyorum. Pamir de zaten burada. Belki üçümüz gene e, bir ne geyik olacak yayınında Kesinlikle. bir şekilde, bir konsept üzerinde gene e, böyle birleşik bir podcast diye yapabiliriz. Ee, en son kapanışta söylemek istediğin e, şey varsa onu alayım. Daha sonrasında kapatacağım. Ee, benim daha yok herhalde. Ben zaten az önceki tiradımda adımda söyleyeceğimi söyledim. <laughs> Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ee, en Enes'in kanallarını evet. arkadaşlarım e, zaten Instagram e, kanalını bilmeyen yoktur. Ben zaten e, Enes'in kanallarını, e, sosyal medya hesaplarını YouTube kanalda dahil bu videonun altında e, ekleyeceğim e, bu video e, yayına girdikten sonra. Oradan da e, Enes'i takip edebilirsiniz e, ve e, hem psikiyatriyle ilgili hem mizahla ilgili hem de böyle kitaplarla ilgili e, vizyonunuzu genişletebilirsiniz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür e, başka bir tercih yayınında görüşmek üzere arkadaşlarım. Hepiniz hoşçakalın.